avantajlı bölgelerde yaşayan 7 ila 13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve o yetenekleri geliştirmelerini amaçlayan ve bu amaçlı doğrultusunda da hem ulusal hem uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşunu şimdi yakından tanıtacağım sizlere. Benim de destekçisi olmaktan çok gurur duyduğum bir girişimin Sosyal Ben'in kurucusu sevgili Ece Çiftçi stüdyo konuğum. Ece hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Müsaadenle Ece diyeceğim. Lütfen. Çok, çok keyifli ben. seni burada ağırlamak. Ben birkaç cümleyle bahsettim ama sen o parlayan gözlerinle Hı. lütfen anlat bize siz neler yapıyorsunuz vakfınızda. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bence sivil toplum kuruluşlarına bu denli bir görünürlük sağlamakta çok ciddi bir destek veriyor. O yüzden teşekkür ediyorum. Biz vakıf olarak taşımalı eğitimde öğrenim gören ilkokul grubu, yani 7 ile 13 yaş arasındaki öğrencilerle çalışıyoruz. 8 temel atölyemiz üstünden onların yeteneklerini ...keşfedip, güçlendirip sonrasında da yönlendirdiğimiz hı hı. üç aşamalı bir sürecimiz var. Ee, ve bu süreci yaptığımız, uyguladığımız e, çalışmalara da sağ çalışmaları diyoruz. Hı hı. E, ve Türkiye'nin 76 şehrinde e, çalışan, aynı zamanda operasyonunu 11 ülkeye de taşımış... ...10 yaşında bir sivil toplum örgütü. Harika, gerçekten insan dinlerken bile çok heyecanlanıyor ama önce gel en baştan başlayalım. Evet. Taşımalı eğitim ne demek? Evet. Taşımana eğitim aslında bizim e, coğrafi sebeplerden hı hı. ve veya ekonomik sebeplerden dolayı coğrafi sebeplerden dağların kıyıya paralel uzanması ve veya e, köylerdeki e, göçlerin şehri olan göçlerin hı hı. sebebiyle e, çocuğun kendi köyünde artık okulun bulunmaması demek. E, ve çocuk taşımayla merkez köydeki okula gidiyor. E, tabii burada belli parametreler var yani herkes merkez köye aynı mesafe uzaklıkta değil. Bazısı iki saatte geliyor, bazısı bir saatte geliyor, bazısı on dakikada geliyor. Dolayısıyla bu yol mesafesinin çok ciddi bir öğrenme kaybına sebep olduğu kısımlar var. Bir taraftan eğitim sistemi aslında çoğu zamanda çok şehirli bir eğitim sistemi. Çocuğun tarlayla, doğayla olan, sorumluluğun farkında olan bir süreç değil. Çünkü işte hasat zamanı bazı çocuklar ailelerine yardımcı olmak için Onlarla birlikte gittikleri bir dönem var ve okula devamın çok az olduğu bir süreç bu da ee, okulu devamı etkileyen aslında bir durum ee, ve bir diğer taraftan da tabii ki bazen hani akran zorbalığı ki bugünün bence sadece evet. e, köyün değil şehrin de yani aslında hepinizin en büyük problemlerinden bir tanesi çocuklar nezdinde. Ve beraberinde de tabii ki okula devamının az olması da o öğrenme makasının gittikçe açılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla biz bu çocuk grubuyla çalışıyoruz. Türkiye'de 2 milyon öğrenci bölge fark etmeksizin taşımalı eğitimde eğitim ve öğretim görüyor. Atölyeleri biraz açalım. Hangi evet. atölyeler var? Bizim 8 atölyemiz var. Hı hı. Biz aslında eğitimde özellikle çocuğun kendini gerçekleştirme ve yetenekleri doğrultusunda böyle bir kariyer planı yapabilmesini hayal ediyoruz. Ya yani Parmak izi dediğimiz mesele bence çok önemli bir mesele. Bizce çok önemli bir mesele. Bir lüks asla değil. Yani bizde hayal kurmak, hayallerini gerçekleştirmek ya da istediğimi yapacağım şimdi dediğimiz şey emeklilikle başlıyor biliyorsunuz. <laughs> Doğru. Dolayısıyla bir emekli olayım şunu yapacağım, bir emekli olayım bunu yapacağım. Aslında orada çok ciddi bir toplumsal ve ekonomik olarak kaybettiğimiz bir motivasyon ve beraberinde de bir bilgi var. Yani işte mutsuz bir iş hayatı, mutsuz bir kariyer ve bu zincir. Ee, ve onun etkilediği birçok şey var. Ee, dolayısıyla bunun biz bir lüks olmadığını ilk başta savunuyoruz. İkincisi bu yetenek ve yetkinlik havuzu lebi derya olan bir şey. Yani bugün baktığımızda özellikle de bizim çalıştığımız çocuk grubunda hep aynı mesleklere eğilim ve yönelim görüyoruz. E, o mesleklerinde belli atanma, var olma, pozisyonlanma gibi problemleri var. ve Oluyor da. E, ama e, yani ülkemizin işte teknik ekipten müzisyene, sanatçıdan işte yönetmene kadar o dallarda da çok ciddi ihtiyacı ve alanı var. Dolayısıyla sosyal ben buradaki aslında biraz bu ihtiyaçlar piramidindeki kendini gerçekleştirmeye konuşuyor. Kendini gerçekleştirebilen birisinin zaten günlük hayattaki problem çözmesi, problemlere tepkisi kendi hayatını yönetmesi ve beraberinde de bunu iş gücüne dönüştürmesinin katma değeri zaten çok ciddi bir şekilde ortada. Ve bunu yaparken de biz diyoruz ki köy enstitülerinin modern halini biz yapıyoruz. <laughs> ve resim, müzik, spor, icat, yazarlık, kısa film, fotoğraf ve oyun gibi çeşitli atölyelerimiz var. Biraz senden bahsetmek istiyorum. Sen diyorum müsaadenle. 14 yaşında kurmuşsun bu hayali <laughs> ve aslında şu anda o hayalin büyük kısmını Gerçekleştirdin, elbette yeni hayallerde kuruyorsun ama 14 yaşında gönüllülük kavramıyla nasıl tanıştın? Yahut ben toplum için faydalı bir şeyler yapmalıyım, işte dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar kendilerini yetiştirebilmeli. Bu düşüncelere, bu fikre nasıl geldin? E şöyle bir şey, bence gönüllülük en çok da bize iyi gelen bir merhem. Bize öğreten, gönüllülüğü uygulayana çok iyi gelen bir araç diyeyim. Tıpkı bana da aynı şekilde oldu. Yani bana da etkisi aynıydı. Çünkü ben e, aslında bu bahsettiğim öğrencileri çok iyi anlayan bir taraftayım. Çünkü akademik anlamda çok başarılı bir öğrenci değildim ve akademik olarak alkışlanmak ve var olmak bizim toplumumuzda zaten ayrı bir konumlanma. Yani hani siz işte belli branşları çok iyi yapıyorsanız yeri geldiğinde tırnak içinde öteki branşlara göre daha akıllı. Hmm daha e, görünür olduğunuz bir tarafta sayılıyorsunuz. E, oysa bu böyle bir alana yönlenebilecek bir şey değil. Bu hepimiz parmak izimizle yani o çeşitliliğimizle aslında o yemeği oluşturuyoruz. E, ve ben de e, keman çalarak e, bunu fark etmiştim bir gün sahneye çıktığımda. E, ve o benim için bir aydınlanma anıydı. Yani evet herkes her şeyi yapmak zorunda değil ama herkes iyi olduğu şeyi bile bir şey yaparsa aynı sahneyi paylaşabilir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak tabii ben bir tık daha şanslıydım. Bunu deneyimleyebileceğim bir alanım evet. vardı. Ve sonrası zaten beni rahatsız eden bir tarafta O da ben bunun farkındayım, ben bunu deneyimleyebiliyorum. E Deneyemeyen ne yapacak o zaman? yani Deneyimleyip isteyip istemediğini onu karar verebiliyorsun Kesinlikle. E, ve sonrasında da e, o zaman hani bizim bu okulumuzda olan atölyeleri diğer çocuklara götürelim diye başlayan e, bir sosyal ben yolculuğu devreye girdi. Peki kaç okula gittiniz bu zamana kadar? Hatta şöyle söyleyeyim toplamda kaç çocuğa evet. dokundunuz? Biz biraz önce de bahsettiğim gibi aslında hani Türkiye ile birlikte yurt dışı evet. operasyonumuz da olmuştu, olmaya da devam edecek. Oradaki sivil toplum örgütleriyle işbirliği içine geçerek yürüttüğümüz bir sürecimiz vardı. ve Çünkü dert baktığınız zaman sorunlar dünyanın her yerinde aynı. Fakat bu sorunlara nasıl çözümlerle geldiğimiz bizi birey olarak, toplum olarak, en büyük ölçekte ülke olarak belli bir sıralamaya koyuyor ya. Yani işte bizim Gelişmiş ülke dediğimiz, gelişmekte olan ülke dediğimiz e, taraftan bahsediyorum. Dolayısıyla eğitim de bunun en temellerinden bir tanesi. Ne yazık ki veya iyi ki nasıl nasıl çözüldüğüne bağlı olarak o sorunun ele alındığına bağlı olarak e, ve dolayısıyla da e, Türkiye'de de 76 ildeyiz. E, tabii bu bütün 81 il tamamlanacak araya bir pandemi girdi e, ve dolayısıyla da şu an 60 bin çocuğun hayatına e, konuk olduk. Ee, ve konuk olmaya da devam edeceğiz 10. yaşla birlikte. Gözlerim doluyor. <laughs> 10. yaş demişken geçtiğimiz haftalarda vakfın 10. yaş gününü kutladınız. Ben de sahnede sizlerle evet, birlikteydim o güzel gecede. Ben teşekkür ederim bir parçası olmama müsaade ettiğiniz için. Nasıl çocuklarla birlikte çalışmak? Çünkü sen tüm saha çalışmalarında da evet. aktif bir şekilde yer alıyorsun. Nasıl bir his, ne hissettiriyor insana çocuklarla beraber olmak o sahada? Bir kere çok diri tutan bir şey size. Evet dirilikle de beraber ben hep şunu söylüyorum. Yani çocuklar en dürüst olanlar bence insan ilişkilerinde, en yaratıcı olanlar. Ee, ve e, hayal güçleri le bir derya. Yani benim hep sahadayken sorguladığım şey, ne yapıyoruz da yaş aldıkça bunların hepsi köreliyor? Yani çok üstün bir başarı çünkü. Yolda bunların, bize ne yapıyorlar? Yani <laughs> ne oluyor bize? Orada da bunların hepsi köreliyor ve hayal kurmayı çok iyi bildiğimiz, dürüst olmaktan ki sahnede de gördünüz bir öğrencimizin sertifikası e, ismi farklı yazılmıştı direktti değiştirmek için ve başarılı da oldu. Dolayısıyla biz o arada ne yapıyoruz da bunların hepsi Doğru. sıfırdan da beter bir konuma geliyor. En çok sorguladığım şey bu. E, ama onun dışında tabii ki çocuklarla çalışmak en çok da öğretici olan bir şey. E, onların motivasyonlarından, heyecanlarından, ufak şeylerden kocaman mutluluklar yaratmaktan ve aynı zamanda da e, yani inanılmaz cevherleri var. Sadece buna alan sağlamakla ilgili çok ciddi bir mesele var. Dolayısıyla da 10. yaşımızda sahnede yetenekli çocuklarımızın sergilediği performans tamamen onları o profesyonel bir sahnede yeteneğinin alkışlanması, konumlanması, seyirciyle buluşma deneyimini sağlatabilmekti. Çünkü çocuklarımız hani okul müsameresi dışında Böyle etkinliklere katılıp izleyici olarak da e, performansı sağ, gösteren kişi olarak da ne yazık ki yer alamıyorlar. E, bu da bir başlangıç oldu onların e, hayatlarında diyelim. Çok çok keyifliydi. Tekrar ellerinize sağlık. Maalesef hepimizin bildiği üzere çok e, acı bir deprem felaketi evet. yaşadık yakın zamanda ülkece. Hala bahsetmesi çok zor. Umarım, dilerim tekrarı olmasın. Evet. Deprem bölgesinde de çok kıymetli çalışmalarınız oldu vakfınızla evet. beraber bazı görüntüler de var o bölgeden evet. onları da kullanıyor olacağız ama siz biraz anlatın tabii. o bölgedeki çocuklarla yaptığınız evet. çalışmaları tabii ki yani ee, öncelikle hani deprem tabii ki çok zor bir şey. bütün afetler çok zor hı hı. Ee, ve afet gerçekleştirdik, gerçekleştikten sonra bunu yönetmek de bir o kadar aslında hiç kolay değil dolayısıyla ben afet dönemlerinde kişilerin sivil toplum örgütlerine bir doktor gibi bakmalarını rica ediyorum nasıl bir doktora gittiğinizde ...bütün organlarınızı veya bütün vücudunuzu muayene etmesini bekleyemezsiniz değil mi? Uzmanlık alanına göre hı hı. gidersiniz. Sivil toplum da öyledir. Dolayısıyla sosyal benin afetteki uzmanlık alanı göçük altı. Yani maden kazası ve deprem. Ve burada da arama kurtarma değil. Yani akut müdahale değil. Bizim devreye girebilmemiz için biz çocuklara psikososyal destek tarafında... ...uzmanlık alanımız doğrultusunda devreye girebiliyoruz... Hı hı. Bu da ne demek? Akut müdahalenin geçmiş olması gerekiyor demek. Yani enkazların kaldırılmış, barınmanın niteliği tartışılır bir şekilde sağlanmış olması gerekiyor. Bu da evet. yaklaşık bir 40 ile 50 gün arasında bir zamana denk geliyor ve bu zamandan sonra biz devreye girebiliyoruz. Çünkü travmalardaki artışlar, psikolojik olarak tepkilerin de bu arada o 40-50 gün tepkilerin artık ortaya çıktığı o şok dönemiyle döneminin azaldığı ve tepki döneminin de devreye girdiği bir süreç oluyor. ve biz burada çocuklara bu sefer o bahsettiğim atölyeler yetenek keşfetmek, yeteneği ortaya çıkarmanın park ediyoruz onu ve onun yerine sosyal aktiviteler, eğlenceli çalışmalar, fiziksel aktiviteler üzerinden çocuklara psikolojik destek, psikososyal destek sağladığımız bir sürece dönüşüyor. Biz bütün deprem bölgesine önce Nisan'da, sonra da Ağustos ayında belli bir çünkü zaman dilimini alıyoruz tramvayı da görebilmek için çalışmalarımız oldu Umut tırımızla birlikte bundan sonrasında da daha sabit bölgede olacağımız ve çalışmaların sık sık devam edeceği bir düzene doğru hazırlanıyoruz. Ne kıymetli yaptığınız çalışmalar dilerim ona da bir daha hiç ihtiyaç olmasın umarım ama hiç gerek kalmaz çocukların... umarım üzerinden elinizi çekmemiş olmanız da çok iyi. Yani e, psikolojik yara e, gerçekten her birimizin çok ciddi mesai harcayarak bir parça eskiye göre hani eskisine belki hani komple getiremeyiz ama iyileştirebileceğimiz bir yerde. O yüzden e, bu anlamda özellikle de çocuklar e, bölgede çalışırken e, psikolojik anlamda e, çok desteğe ihtiyacı var. E, yani buradan bizi izleyenler de bu anlamda 6 ay geçmiş olması, 12 ay geçmiş olması, 24 ay geçmiş olması bir psikolojik tedavi için hiçbir şey. Bize o zamanların bir anlamı var. Evet. Travma için şöyle bir şeyler geçmiyor ne yazık ki. Göreci orada artık evet. zamanın kısalığı, uzunluğu. Peki son olarak bundan sonraki hayallerinizi evet. soracağım. Çünkü 14 yaşındaki hayallerini... <laughs> Hepsini gerçekleştirdi Ece aslında. Artık şimdi yeni cümleler kurma zamanı, yeni evet. hayaller kurma zamanı. Nereye taşımayı hayal ediyorsun vakfını? Biz 10. yaşla birlikte sosyal beni, e, uluslararası zaten saha çalışmaları, partnerleri olan bir vakıf. E, vakıf. E, ve bu noktada da genel merkezimizi, e, bir merkezimizi de daha doğrusu İstanbul'un yanında e, Brüksel'e e, taşıdık. Dolayısıyla biraz daha Avrupa kurumlarıyla olan ilişkiler, çocuk hakları ve çocuk hakları bildirgesi üstünden savunuculuk, lobi faaliyetlerimizi Brüksel'den yürütüyor bir taraftan olacağız. Birinci kısım bu. İkinci kısım tabi dijitalleşme yani bizim çocuklarımızın da içinde olduğu dijital mecralardan ne anladıkları ve bunu nasıl kullandıkları dolayısıyla dijital okur yazarlığa bütün atölyelerimize ekleyeceğimiz bir süreci olacak. Yani çünkü bununla kavga etmektense hayır ona girmeyeceksin, onu yapmayacaksın demektense burayı en doğru şekilde nasıl kullanabilir ve kendini koruyabilir çocuklara bunu anlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Ve diğer bir kısımda köy sütülerinin modern hali derken tabii ki tarımdan, topraktan, doğadan bağımsız bir modern köy enstitüleri düşünülemez. <laughs> o yüzden de çocukların bu diyaloglarını güçlendireceğimiz bir atölyemiz daha eklenecek. Çünkü şu çok gerçekten ilk hayvanları, ilk arkadaşları hayvanların bebekleri. Yani yavru kuzular, yavru inekler ve yine arada bir şey oluyor. <laughs> ve o ilişki komple kopuyor. Bu bizim çalıştığımız çocuk demografisinde de çok net gördüğümüz bir şey. O yüzden birazcık buna yönelik ki Üretimin, doğanın, tarımın ne kadar önemli olduğunu zaten çok büyük derslerle anladık biz pandemide. E, o yüzden e, gelecek nesillere de bu anlamda en azından böyle kulaklarına bir su kaçırmak atölyeler üzerinden e, hedeflerimiz arasında. Çok tebrik ediyorum Teşekkür seni. Teşekkür ediyorum. E, o kadar kıymetli, o kadar Teşekkür. güzel, o kadar özel işler yapıyorsun ki. Dilerim hep yolun çok açık olsun, nice başarılarını bizler de buradan aktarıyor olalım. E vakfınla ilgili tüm kurduğun hayallerinin de gerçek olmasını diliyorum. Çok. Çünkü sen o hayalleri gerçekleştirdikçe daha çok çocuğun hayatına dokunuyor olacaksın. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, teşekkür ederim Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Ece Çiftçi ile birlikte. Hem vakfının çalışmalarını hem gönüllülük kavramını konuştuk ve bu sohbette birlikte de girişimci sözünün bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yepyeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle sözcü televizyonunda hoşçakalın.